Şu anda sesimiz içeriden ekolu geliyor. Şu anda siz anlamıyor olabilirsiniz. Dar bir alan, inşallah gidiyordur. Şu an içeri girmedim, eğilmedim bile. Hani şuradan ne kadar gidiyor ona bile bakmadım. Şimdi içeri eğileceğiz, içeri gireceğiz. İnşallah büyük bir alandır, bir yeraltı şehridir. Benim tahminim bir yeraltı şehri olabileceği görüşünde. Yani o kadar yaşantının içinde bu bir yeraltı şehri kaçınılmazdır diye düşünüyorum. Bir içeri gireceğiz, bakacağız içerisi nasılmış. İyi noktası dışarısı çok sıcak. Şu anda terleme noktasındayız. Ama içeri girdiğimizde çok serin bir alana çıkacağız. Şu anda burası rampa. İnerken bayağı bir zorlanacağız arkadaşlar. Önen gidip de eğer dönemezsek bayağı bir sıkıntı çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi içeriye giriş yapabiliriz. Önen gireceğim. Eğer ki doluysa ve rampaysa çıkışımız gerçekten çok zor olacak arkadaşlar. Hayırlısı diyoruz. İlk görüntüyü alıyoruz. Bir yeraltı yapılaşması gibi tünel oluşturulmuş durumda. Tek sorun şu anda bu alana vücudumu sığdırmam. Şu anda %50 içeri girmiş durumda. Gerçekten girdiğime bu çektiğim zahmete değecektir diye umut ediyorum. Nitekim bakıldığında sesimiz yankı yapıyor. Muhtemelen ileride ya odaya açılacak ya da uzun bir tünelden geçeceğiz. Çantamız girişi kapattı. Ama ben hala rahatlayamadım. Rahat bir alana geçmek için biraz daha ilerleyişimiz devam ediyor. Rahat nefes alabilmemiz için göğüs kafeslerimiz gergin olmamalı. Normalde nasılsak o şekilde olmalı ki nefes kontrolümüzü sağlayabilirim. Ama biz sürünmeyerek sürekli eğilimde nefes kafesinizi sürekli bir baskı halinde olduğu için nefes kontrolümüzü ara ara bazen kaybedebiliyoruz. Şu odaya inene kadar biraz sorunumuz olacak. Sonrasında rahatlayacağımızı düşünüyorum. Evet. Tahmin ettiğim gibi bir oda. Odadan ilerleyen tünel. Odadan aşağı iniş var gibi. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Burada da şu şekilde bir alan mevcut. İsterseniz bunlar diyorum ya, söylemek istediğiniz her şeyi sözlü olarak söyleyebilirsiniz. Yorumlarınızı dikkate alırım. Tek girmeyin ve buna benzer bir şey söylerseniz zaten benim videolarım tamamı tek giriliyor. Önce buraya girip sonrasında şu anki ses ekosumuza baktığımızda dediğimiz gibi ya uzun bir tünel veyahut buradaki şu anki bulunduğumuz odadan daha büyük bir oda mevcut. Şimdi ilerleyişimiz devam ediyor. Ben size şöyle tepeden çekeyim. Şu anda gidiyoruz. Aydınlatma alanlarını görüyorsunuz. Kandil konulan yerleri. Çok geniş değil arkadaşlar. Ama şu an buraya kadar geldik. Dediğim gibi tünelden dolayı ses eko yapıyordu. Bunu söyledim zaten. Ama bu şekilde bitmesi çok saçma oluyor. Ve bu alanda dönüş yapamazsam bu alanı, geldiğimiz alanı geri gitmek zorunda kalıyorsunuz. Geri gitmek gerçekten güç oluyor. Yani ne kadar tecrübe kazanırsanız kazanın. Çok zor oluyor arkadaşlar. Şu anda kameramız döndü. Kendimi ayaklarımı karşı duvara, kapalı olan alana koyaraktan dönüşümüzü sağladım. Daha dar olsaydı dönüş yapamayacaktık ve geri geri çıkmak zorunda kalacaktık. Ben zayıf bir insanım. O halde bile şu anda giderken sağa sola çarpa çarpa gidiyorum. Yani burayı kazan insan benden daha inceymiş sanırım. Evet. Bu alandaki
kaya, yani yer altı yapılaşması biraz daha farklı. Şu anda herhangi bir operasyon odasıyla alakalı bir şey görmedik. Genelde bir odaya iniliyor ve odadan kuyu ile alt odaya iniş yapılıyordu. Şimdi bir de buraya ineceğiz. Bakacağız. Burası nasıl? Basamakları var. Şöyle bekletiyorum. Basacağım yerleri ayarladım arkadaşlar. Şu anda hep beraber inişimizi sağlıyoruz. Şu anda ayaklarım yere değdi. İndiğimiz zaman bu şekilde. Evet. Operasyon odasını şu anda gördük. Şu anda bir galeri durumunda sayılabilecek şekilde bir odadasınız. Yaklaşık uzunluk şu şekilde. Uzunluk 4'e 6 gibi bir alan. Şöyle biraz daha yakından göstermek istiyorum. Burası bir yeraltı şehri olabileceğini düşündüğüm, dediğim bir alandı. Şu anda fazla insan girmediği için içerilerinin temizliğini görebiliyoruz. Yine de bu kadar olması da, yani şu kadar taşların veya yarasaların, pisliklerinin olması çok doğal arkadaşlar. Şimdi odanın köşesine gidelim. Herhangi bir şey görünüyor mu? Şu anda çok rahatım arkadaşlar. Yaklaşık yükseklik 2 metre. Onu söyleyebilirim. Buranın orijinal girişi burası değilmiş. Biz tepe noktadan iniş yapıyoruz. Ve bilinen bir yeraltı şehri değil. Şu yeraltı şehrini gördüğümde, yani şu kapıyı gördüğümde gerçekten insan hayret ediyor. Yani şu taş kapatmasını önlemek için. Yani ne diyor? Olur da hani içeride kapanırsak, içeride kalmamak adına. Burası operasyon odasının gerçekleştirildiği nokta. Şurada şuradan gösterirsem yeni izleyenler için bu taşın ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu ileri ve geri yaptığınızda o alanın açımını sağlıyordunuz. Ve hala diyorum ya, şu görüntü, bakın şu görüntü çok güzel. Yani şu kanal yatağı bile, yani o kadar elde edilmemiş bir yer ki, o kadar az girilmiş. Eğer bitiyorsa bilmiyorum. Burası da taşın oturduğu, kitlemesi gereken yer. Evet. Şu anda koridor var, görüyorsunuz. Şöyle tepeden çekersem. Şöyle yaparsam biraz daha mı iyi arkadaşlar? Bakıyoruz. Şu şekilde yapalım biz. Geldiğimizde bir operasyon odasının daha görüntüsü. Şuradan bir bakalım. Şurası geniş yer mi yoksa operasyon odasının sağlandığı alan mı? Evet, arka arkaya iki defa alınmış. Şu görmüş olduğumuz alan. Yani biz odaya, yeraltı şehri yapılaşmasına tepeden girmişiz. Şu görmüş olduğumuz arka arkaya iki tane alınan alansa genel anlamda yeraltı şehirleri veya yeraltı yapılaşmaların dönemecli yollarda sağ sol yapacağız muhtemelen şimdi. O alanların girişlerinde ikişer adet olmak üzere arka arkaya konuluyordu. Bu da savunmayı güçlendirmiş oluyordu ki arkasına bir de bunlardan daha sağlıklı, daha sağlam ve devasa büyüklükte bir alan yapmışlar zaten. Şimdi geçelim. Bu da küçük değil arkadaşlar, bayağı bir büyük. Şu anda yine bir alana geldik ama bu alanın operasyon odası dağıtılmış durumda. Evet. Giriş. Evet, büyük bir oda var gibi. Bakarsanız içeride bir oda var. Biraz dar ve biraz da küçük. Taşların üzerinden geçmek bu işin en büyük zor kısmı. Bu işin en sıkıntılı ismi taşların üzerinden sürünerek veyahut onların üzerine diz kapaklarınızı koyarak geçmek. Şu anda yarası var mı gibisinden bakıyorum. Şöyle bakıldığında bir odaya açıldık. Ana giriş burası. Şu görmüş olduğunuz büyük bir mağaradan böyle tünel yapılaraktan
odalaşmaya, yani bizim girmiş olduğumuz alan, hani ilk girmiş olduğumuz odalar vardı ya, o odalar buranın savunmadaki en önemli noktasıydı. Biz tepeden girdik, ulaştık bu alana. Giriş görmüş olduğunuz gibi kapanmış durumda. Büyük bir mağara girişiymiş. Şöyle bakıyorum, nişler falan da var. Aslında buradan da diyecektim, orası da niş. Tehlikenin olduğunu görebiliyorsunuz. Bayağı bir taş ya, özellikle yıkılmış. Giriş kısmının görüntüsü. Yine bir niş tarzında, bakın şöyle bir niş tarzında alandan tam alt noktasından 3 tane var bundan yan yana ve bir tanesinden bir giriş açılmış. İçeri gidiyorsunuz. 2 tane savunma kapısı, sürgü kapı dediğimizden arka arkaya 1 metre aralıkla alınmış. Peşinden yaklaşık bir 5 metre sonra daha büyük görüntüde ve sağlam duran bir sürgü dışı daha gördük. Yani 3 savunma kapısından oluşan bir yeraltı yapılaşması, bir yeraltı şehri sizlere gösterdim. Bu kadar. Bu yeraltı şehri de bu kadar arkadaşlar. Yani şunu söyleyebiliriz. Bu gibi yerlerin hiç kimsenin haberi yok ve ilk defa birçok şeyi, birçok alanı ilk defa sizler, yani bu kanalı izleyen insanlar görüyor. Yani buraya bile küçük bir işleme yapılmış. Şimdi tekrardan buradan çıkışımız olmadığı için aynı yolu tekrardan gidiyoruz. Çok büyük bir değil, devasa bir yeraltı şehri değil ama dönemin en önemli savunma alanlarından birini daha sizlere gösterdim. Şöyle şu kısmı geçersek, evet, biraz olsun rahatlamış durumdayız. Taşlar dışarıdan getirildi arkadaşlar, görmüş olduğunuz taşlar. Yani bunu yaparken dışarıdan yapılıp bir kanal açılıyordu alaya ve bu şekilde sokuluyordu. O kanal tekrardan kapatılıyordu ama onu da belirteyim. 2 tane arka arkaya savunma kasası dediğim yer burasıydı. Onu da şöyle göstereyim. Resimlerimizi aldık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Burası bu kadar dolu değildi ama yılların yorgunluğu sonucunda bu alanlardan maalesef bazı yerlerde sürünmek zorunda kalıyoruz. Zaten girişimiz gerçekten çok zordu. Bu alanlarda bu şekilde. Şimdi şu taşın, yani şu anki şu taşın da operasyon odasını gösterelim. Kapanıp açıldığı alana bakalım. Buraya görmüş olduğunuz yağ bidonunu yakaraktan geliyorlardı. Bir ateş. Aslında yapılan şey plastik ve plastiğin yapısında duman olacak ve içeride fazla duramayacaklardı. Görmüş olduğunuz, demiş olduğumuz sürgü taşları. Dönemin kapıları. Çelik kapıları diyorum ben buna. Nefesin, yani nefes alabilmek için yapılmış en önemli taşlardan biri. Yani bir taş düşünün, sizin nefes almanızı sağlıyor deseler ben buna sürgü taşı derim. Çünkü kısa bir zamanlığına bile olsa size nefes almanızı, yaşamanızı sağlıyor. Gerçekten şu güzeldi. Devam ediyoruz. Diyorum ki bazı alanlarda duraklama yapıldığı yerlerde resim çekiyorum arkadaşlar. O yüzden duraklama yapılıyor. Büyük bir odaya geldik şu anda. Hani ilk indiğimiz oda vardı ya, orası da burası. En çok merak edilen şeylerden biri de bu taşın nasıl kapatılıp nasıl açıldığıydı. Bununla alakalı da yakın zamanda bir video hazırlayıp sizlere göstereceğim. Şimdi tekrardan çıkışımızı gerçekleştirelim. Üst kata, yani kuyudan indiğimiz alanın tepesine tekrardan çıkıyoruz. Evet. Bazen tek elinizle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bazen sırtınızdan ve bacaklarınızdan güç alıyorsunuz. Omuzlarınızla kendinizi böyle santim santim oynata oynata çıkıyorsunuz bazı alanlarda.
Şu anda karanlık olduğu için nereye bastığımı göremediğim için ayaklarımla arama yapıyordum basılacak yer için. Şurayı da gösterelim tekrardan. Burası zaten gitmiyordu. Bunun sonuna kadar gitmiştik. Şu anda yeraltı şehrimizin tamamını gezdik ve çıkışa geçiyoruz. Ama giriş ve çıkışlar gerçekten çok darmış. Burası daha çok kaçış alanı olarak gördüğümüz, aynı zamanda havalandırmayı sağlayan bir tünel. Ana giriş burası değil çünkü. Evet. Şimdi çantamız girişi kapatmıştı. Onu da çekeceğiz. Çünkü kendisi yuvarlanarak geldi ve girişi kapattı. Evet. Son rahat kısmındayız ve sürünme noktamıza geçiş yapıyorum. Dışarı çıkınca video devam ederim arkadaşlar. Evet. Çıkmış olduğumuz ve girmiş olduğumuz alan burasıydı. Bu kadar küçük ve dar bir alandan indik. İçeri girdik. İçeride bir odayla karşılaştık. Odanın içinden bir kuyu vardı. Alta indik. İndiğimizde karşımızda iki oda. Biri karşımızda, biri sağ içeride olmak şartıyla. Ve oradan dışarı çıkan, ana girişe çıkan bir tünel. 3 tane sürgü taşıyla korunmuş bir yeraltı şehrini sizlere gösterdim. Devasa değildi. Ama içeride görmek, gezmek ve dediğim gibi hiç kimsenin veya birçok insanın bilmediği alanları görmek gerçekten güzel. Ve bu şekilde sizler de birçok insanın hayatı boyunca göremeyeceği yerleri görebiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.